Merhaba, tüm finans çalışanlarını selamlıyoruz. Bugünkü konuğumuz yine finans dünyasının yakından tanıdığı iş hukuku konusunda gerçekten araştırmacı, doğru kararları bulan, emsal kararları çıkartan ve bu alanda hemen hemen en önemli isimlerden biri olan Gökçe Yabuloğlu, avukat Gökçe Yabuloğlu. Gökçe hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün yine finans sektöründe, finans sektörünün çalışanlarının yaşadığı bir hukuki sorun ve bunun tüketicilere yansımasını konuşmak istiyorum. Hemen direkt konuya girmek istiyorum fazla uzatmadan. Bankalar biliyorsun faizden çok diğer ürünleri satarak para kazanmaya başladı. Yani artık faizi çok önemsemiyor. Nasıl olsa orada bir kaçmayacak bir kapı var. Ama en önemlisi sigorta. Öyle bir hale geldi ki Gökçe, artık bankalar kapıdan giren herkese sigorta yapmaya başladı. Çünkü bankacılık sektörü çalışanlarına artık anormal denilecek derecede, yani dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir sigorta hedefi veriliyor. Tabii ki bu sigorta hedefi mantık olarak tutturulması mümkün olmayan, yani hayatın olağan akışına aykırı sigorta hedefleri veriyor bankalar. Ha bunu yapılıyor mu? Evet yapan var. Yapan nasıl yapıyorsa yapıyor işte bazı hukuksuzluklar. Ve özellikle bankaların, tabii ki üst yönetim istemiyor bunun hukuksuz bir şekilde olmasını, ama bankaların özellikle bölge tarafından çalışanlarına, şube çalışanlarına bir baskı var. Sat ama nasıl satarsan sat. Ve nitekim bu sigortalar bazen sözleşme arasına konuluyor vatandaşın bilgisi olmadan, müşterilerin bilgisi olmadan. Bazen bunun zorunlu olduğu iddia ediliyor. Bazen farklı bir anlatımla imzalatılıyor. İşte ya da bazen deniliyor ki işte sen bunu almazsan kredin çıkmaz benzeri şey. Ama bir süre sonra müşteri şikayetleriyle bu büyük bir problem haline geliyor. Önce şunu sormak istiyorum. Bir, banka çalışanı bu makul olmayan hedefi yapmak zorunda mı? Yani hayatın hep olağan akışı deniliyor ya, hayatın olağan akışına aykırı bir sigorta hedefi bankacıyı zorunlu tutuyor mu? Bir. İkincisi, üst yönetimin, dahası bölge, üst yönetim demeyelim, bölgelerden gelen sigorta baskısı ama öyle ama böyle satmayla buradan çıkacak hukuki sorumlulukta bankacı ne kadar sorumlu Gökçe? Bunları dinlemek istiyorum hukuki olarak. Öncelikle iyi yayınlar. Ben sorularınızla ilgili olarak önce bankacının çalıştığı bankaya karşı ne gibi hakları olur? Bu hayatın olağan akışına uygun olmayan şeklinde bahsettiğiniz hedeflerle ilgili buna dair bir bilgi paylaşmak istiyorum seyircilerimizle. Normal şartlarda işçi işbaşı yaptığında kendisine bir hizmet sözleşmesi imzalatılması gerekir ve bu hizmet sözleşmesinin ekinde ileride herhangi bir ihtilaf yaşamamak ya da yaşanacak ihtilafları minimize etmek adına İşçiye bir görev tanımı verilmesi gerekir. Mesela bu kapsamda sigorta satışı esas yapılacak iş bakımından bir yan iş ise, o işin bir parçasıysa bu durumda işçinin, bankacının sigorta satışını gerçekleştirmesi gerekir. Örneğin konut kredisi tahsisiyle iştigal eden bir bankacı burada DASK yapmadan kredi vermemesi gerekiyor. Fakat çok sıklıkla karşılaşıyoruz ve tüketicilerden bu konuda sıklıkla şikayet ben de duyuyorum. Tüketici kredilerinde hayat sigortası yapıyor bankacı. Ve sadece mesela, hayat sigortası değil, öyle ki yani kanişlere dahi, hiç kanişi olmayan, küçük köpeği olmayanlara dahi öyle bir sigorta, işte gülen gözler, parlayan dişler gibi abuk subuk saçma sapan cüzdan sigortası gibi böyle gerçekten sadece Türkiye'de var olan sigorta poliçeleri. Mesela zorunlu olmayan sigorta satışı işçinin görevi kapsamında değildir. Orada bir bankacı DASK yapmadan krediyi tahsis edemez. Ama tüketicinin de şöyle bir hakkı var. DASK gidip başka yerden yaptırırsa bu durumda banka bunu dilerse kabul eder, dilerse etmez. Nasıl etmez? Daha yüksek oranla kredi veriyoruz. Bizim poliçemizi kabul etmiyorsanız, deniliyorsa bu tip aksiyonlar alabiliyor. Yani anlatmak istediğim şey, esas için bir parçası olan sigorta poliçeleri işçinin görevi kapsamındadır. Ama bunun dışında bahsettiğiniz yasal olarak zorunlu olmayan, alternatif olarak yalnızca hedefleri tutturmak adına tüketiciye sunulan sigortaları yapmak bankacının bu noktada görev tanımı kapsamında kalmamaktadır. Bankacının bu konuda çalıştığı bankaya karşı ne gibi hakları olabilir der isek, ben burada yine iş sözleşmesinin
işçi tarafından haklı nedenle fesine girmek istiyorum. Siz bir işe başlarken gişe personeli olarak başlayacaksınız ve buna göre ücret alacaksınız şeklinde CV'nizde sunduğunuz yeterliliklere göre örneğin işe alındınız diyelim. Ama kalkıp da bir yıl bir ay sonra mesela sen sigorta satacaksın bundan sonra gişeyle birlikte denildiğinde burada işçinin görmekle yükümlü olduğu işle ilgili esaslı ve vasıflı bir hata, bir yanılgı söz konusu olur. İşverenin yanıltması söz konusu olur. Sigorta eğitimi verilmeyen, bununla ilgili bir tecrübesi, eğitimi, hiçbir bilgisi olmayan bir personele bunu yaptırmak işçi açısından yapılacak işin vasıflarında esaslı hataya düşmek olarak kabul edilebilir. Ve bu durumda diğer koşullarda ayrıntılı değerlendirilmek üzere işçinin iş haddini haklı nedenle fesi gündeme gelebilir. İkinci olarak tüketici şikayetleri. Maalesef burada kurumlardan ziyade o işi yapan, o sözleşmeyi imzalatan bankacı şikayet ediliyor. Size de geliyordur cezai şikayetler, hukuki şikayetler. Bu durumda az sonra bahsedeceğim üzere tüketici kanununa aykırı şekilde müşteriyi yönlendirme şeklinde borç altına sokulan bankacı şikayet edilirse ne olur? Bankacının bu noktada çalıştığı bankaya dur burada tüketici kanununda haksız şart, haksız menfaat gibi düzenlemelere aykırı şekilde hareket edemem. Tüketiciyi aydınlatmadan ve yazılı makul bir şekilde onayını almadan bu işi yapamam, bu işi yapmaya zorlanamam gibi ihtirazi kayıt koyması lazım. Çünkü iş akdini haklı nedenle fesihi düzenleyen kanun maddelerinde işverenin işçiyi kanuna aykırı bir davranışa özendirmesi de haklı fesih sebebi sayılmış ve bu noktada işçinin bu durumu bildirerek iş akdini 6 iş günü içinde feshedilebileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla burada herhangi bir haklı fesih durumu oluştuğu takdirde öncelikle ihtirazi kayıtla yazılı olarak çalışan bankacının bunu bildirmesini tavsiye ederim. Peki Gökçe, bir de tüketici hakkı var burada. Evet. Yani sadece biz bankacı söylüyoruz ama mesela ben yarın bir kredi almaya gittiğimde bankacı biraz önce soruda da söylediğim gibi bana kalkıp belirli zorluklar koşarsa ya da derse ki ya ben kardeşim yapmıyorum bu sigortası, sana kredi vermiyorum. Bir kere ki bu hakka sahip mi bir. İkincisi ben öyle ya da böyle çaresiz bu krediyi almak için bankacının bu sigorta teklifini kabul ettim, imzaladım, parayı aldım. Bundan sonra benim hakkım nedir? Cayma hakkım olması halinde banka benden bu krediyi geri isteyebilir mi? Böyle bir hakkı var mı? Öncelikle sonuçta bu da bir ticaret ve serbest piyasadır. Evet, bankalarda oluyor. Sigortayı bizden yapmazsan daha yüksek faiz oranlarıyla yeni bir kredi sözleşmesi teklifi sunarız veya sana kredi vermeyiz gibi. Tüketici sigortalarında çok fazla görüyorum. Özellikle kredi notu düşük olan müşteriler için bu kişinin vefatı halinde ailesinden tahsil etme imkanı da düşünerek hayat sigortası zorla bir şekilde sözleşmeye yerleştiriliyor ve tüketici bunu imzalamaya mecbur bırakıyor. İmzalamak zorunda değil. Burada bankanın yeniden sunduğu yüksek faiz oranlı krediyi de kabul etmek durumunda değil. Bankanın bu şekilde daha yüksek bir oranla ya da farklı koşullarla kendisinden sigorta yaptırmayan müşteriye karşı teklif hakkı maalesef var. Burada sonuçta tercihe bırakılmış durumda. Onun haricinde mesela tüketicinin korunması hakkında kanuna göre özellikle bankacılar tarafından hazırlanan, kredi kuruluşları tarafından hazırlanan sözleşmelerde bazı koşullara dikkat çekilmiştir. Bunlardan ilki en az 12 punto boyutunda anlaşılabilir bir dilde açık sade okunabilir bir sözleşme olmalıdır. Onun haricinde tüketiciden faiz dışında alınacak her türlü masraf, komisyon ve türevi giderler Merkez Bankası tarafından belirlenecek usullere göre düzenlenmelidir. Yani burada bankanın bahsettiğiniz gibi keyfi bir şekilde hayvan sigortası, cüzdan sigortası gibi ek kalemler eklemesi kanuna aykırı görülüyor. Bunlar olursa ne olur diyelim. Tüketici o anda krediyi hızlı bir şekilde almak için okumadan imzaladı. Yeterince de bilgilendirilmedi. Yani Türkiye'de biliyorsunuz insanlar çok fazla okuyamıyor. Sonuçta o krediyi bir an evvel almak istiyor. Bu tüketiciden talep edilebilecek her türlü ücret ve masrafa ilişkin bilgiler sözleşmenin eki olarak ayrı bir kağıtta yazılı bir şekilde tüketiciye verilmesi zorunludur. Bunları içermeyen durumlar haksız şart olarak kabul edilmektedir. Haksız şart tüketiciyle müzakere edilmeyen matbu sözleşmelerde tüketici aleyhine çok fazla dengesizlik yaratan şartları da kapsar.
Bunların iptali mümkündür. Vatandaşın bu kapsamda hakkını tüketici hakem heyetleri ve tüketici mahkemelerinde araması mümkündür. Cayma hakkı kanuna uygun sürelerde kullanıldığında o kredi tabii cayma hakkı vazgeçmedir. İade edilmesi gerekir. Ama burada tüketici sözleşmelerinde çok fazla matbu madde var Remzi Bey. Bunların çoğu da haksız şart olarak kabul edilip iptal edilebiliyor. Ayrıntılı olarak değerlendirilmesi lazım sözleşme maddelerinin. Peki Gökçe Hanım, ben bir şey sormak istiyorum. Yani biraz da hani işim püf noktası derler ya. Ben gittim bankaya, 10 bin lira kredi alacağım. Bankacı bana dedi ki işte bakın A, B, C sigortası da yaparsak da tamam ne verirsen ver dedim. Ve söylediği her sigorta poliçesine imza attım diyelim. Krediyi aldım, cebime koydum, çıktım. Direkt ben sigorta şirketini arayıp da cayma hakkımı kullansam ne olur? Tabii ki kullanabilirsiniz. Çünkü bazı sigortalar için, bazı kredi tipleri için bazı sigortalar zorunlu. Ama bunlarda bile yine o bankadan sigorta yaptırmanız gibi bir zorunluluk yok. Ha, oradan yaptırmazsanız bankada size kredi vermeme hakkını kullanabilir. Çok fazla aldığım şikayetlerden birisi tüketici kredilerinde hayat sigortalarının kesilmesi. 100 bin liralık bir tüketici kredisi almış oluyorsunuz. Mesela 2-3 bin lirası bunun kesilerek direkt kesilen rakam sizin hesabınıza gönderildi. Tüketici sigorta şirketini yahut sigorta şirketi aracılığıyla yapılmadıysa doğrudan bankaya arayıp bu sigortayı iptal ettirip kredi ilişkisine o hayat sigortasının bedelini geri alarak devam edebilir. Doğrudan kredinin iptali anlamına gelmiyor bu poliçenin iptali. Yani banka doğrudan sırf poliçeyi iptal ettiğiniz için kredinizi iptal edemez. Ben de burada bir açıklama yapmak istiyorum. Özellikle son dönemde, son yıllarda bu bankaların haksız sigortacılık faaliyetleriyle ilgili mücadele veren bir ekonomi gazetecisi olarak evet bankalar bu sigortayı yapıyor ancak herhangi bir sigorta şirketinin acentası olarak çalışıyor. Yani sizin Gökçe Hanım da söylediği gibi cayma hakkını kullanmak için illa bankadan krediyi aldığınız yerle muhatap olmak zorunda değilsiniz. Çünkü o insanlar sizi etkileyebilir. Bunun için en iyi çözüm o poliçenizde adı geçen sigorta şirketinin çağrı merkezini arayıp oradaki cayma hakkınızı kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü bu yasaldır. Gerekirse bir mail de atabilirsiniz, bir dilekçe de yazabilirsiniz. Bu yolu da ben size tüy olarak söylemiş olayım. Avukat Gökçe Yavuloğlu, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bir başka sorunda tekrar görüşmek üzere.